matematik dehası. Rakamların efendisi. Zaten al, Q1 diyelim, buna Q2 diyelim, ondan sonra buna Q3 diyelim, buna Q2. Büyük bir edebiyatçının matematikçi oğlu. Matematiğin Nobel'i onun. Eğitimin kalıplarını kırdı. Basit kesirlermiş de, bileşik kesirlermiş de, tam sayılı kesirlermiş de, benim hiç hayatımda böyle şeyler umurumda olmadı ki. Özü ne? Bana özünü söyle. Ne yani? Gerçek hayatta, zihinsel hayatta fark göstermedi. Benzersiz bir bilim köyü kurdu. 2007'de başladık buraya. Bir delilikti. İzin almaya çalıştık tabii ki. Vermediler izin. Ya hiç. Jandarmalar geldi. Şunlar, bunlar filan. Karakollar, mahkemeler, mühürler. Şey diyorlarmış. Kaçak matematik, evet. Suları kaçakmış. İnşaat kaçakmış. Hocaları zaten kaçık diyorlarmış. Matematiğin iyi öğretilmesi için insanüstü bir çaba harcamıştır. Matematik öğretmek isteyen iyi niyetli insanlarla matematik öğrenmek isteyen iyi niyetli insanların bir araya geldiği bir yer burası. Çok seven bir matematikçinin dünyayı değiştirmeye bir köyden başlamasının hikayesi aslında babasının vasiyeti sayesinde gerçekleşti. Babam hep gelecek hakkında şey yapardı. Gelecek ne olacak bu vakıf falan diye. Baba dedim, ben buradayım. Yani bana güveniyorsan ben bunu devam ettiririm derdim. Oğlum senin işin bilimle nerede? Sen bilim adamı Amerika'da olur. Avrupa'da bile değil, Amerika'da olur. Sen orada olmaz falan diyordu. Bana bir şey vermek için, yani bir yaşam amacı vermek için Türkiye'de bir enstitü, matematik enstitüsü kurulması istedi. Aziz Nesin'in bir sütü burada, gelin. İşte ben doğduğumda babam böyleydi. 40 yaşlarında falan. 40 küsur yaşlarında. Mutlu gözüküyor değil mi? Gururlu gözüküyor, değil mi? Hüseyin Ali Nesin, dünyaca ünlü yazarımız Aziz Nesin'in üçüncü çocuğu. 18 Kasım 1956'da dünyaya geldi. İstanbul'da kitap dolu bir evde. Okumaya da erken yaşta başladım. Eve 13 gazete girdi, gazeteleri okudum. Masa başında sürekli yazan, çalışan bir baba görüyor, dönemin önemli yazar, çizer, sanatçı ve siyasetçilerinin sohbetlerine tanık oluyordu. Yani çok aklı başında, tabii ki akıllı insanlar gelirdi. Onların tartışmalarını izlemek benim için bir zevkti. Kim haklı, kim haksız tartışırlardı tabii ki. Kim haklı, kim haksız anlamaya çalışırdım. Böylece bir diyalektik öğrendim. Yani bir düşünce nasıl savunulur, karşı düşünce nedir, nasıl dinlenilir. Hatta annem bazen yatırdı bizi tabii, erken yatırdı. Ben bir defa saklanmıştım koltuğun arkasına dinlemek için ama uyuyakalmışım orada. İlkokul ve ortaokulu İstanbul San Josef Lisesi'nde okudu. Hiç ders falan çalışmadım zaten canım. Okuldan çok sıkılırdım. Gitmediğim günden, gittiğim günden sayısından fazlaydı. Komşunun kızı vardı. Ayşe İyison. Matematikte ne yapıyorsunuz diye sordum. İspat yapıyoruz dedi. İspat ne demek dedi. Neyin için doğru olduğunu anlıyoruz dedi. Nasıl ya, bu inanılmaz bir şey dedim ya kendi kendime. Bir sonraki yıl olsun da ben de neyin için doğru olduğunu anlayabileyim diye iple çekiyordum. Sonra tam umduğumu bulamadım tabii ki. Neyin doğru olduğunu anlıyorsun da niçin doğru olduğunu anlayamıyorsun. Bir yandan resim yapıyor, diğer yandan yazıyordu da. Babam bana derdi, sen çok iyi yazar olursun derdi, benden daha iyi olursun derdi. Ya baba, evet kalemim kuvvetli ama yazacak bir şeyim yok ki. Değil mi? Resim yapmak için de meramım yoktu. Bir derdin olacak, anlatacak bir derdin olacak. Liseyi İsviçre'nin Lozan kentindeki Kalıç Şampite'de okudu. Türkiye çok karmaşıktı, daha da karmaşık olacaktı. 1973 yılında çıktım. Kalsaydım muhtemelen öldürmüş olacaktım. İsviçre'ye gittim, çok iyi bir okula gittim.
1981-1985 yılları arasında Amerika'da Yale Üniversitesi'nde matematiksel mantık ve cebir konularında doktora yaptı. 1985-1986 arasında da Kaliforniya Üniversitesi Berkeley Kampüsü'nde öğretim üyesi olarak çalıştı. 1986'da askerliğini yapmak üzere Türkiye'ye döndüğünde evlenmiş, iki çocuk sahibi olmuştu. Ben severim silahı. Böyle erkek okulunda yatılıca okuduğum için erkek otomu da severim. Silah falan yani bütün Lunaparklarda falan atışlar falan iyi de nişancıyımdır. Böyle işte savaş taktikleri bilmem neler falan böyle futbolcuyum da ayrıca mücadele falan severim. Dolayısıyla bayağı bir şekle gittim askere. Ve kısa dönem yapıyorduk, biz 4 aylık yapıyorduk. Herkes 30 ve üstü yaşlarda. Ancak askerliği sırasında herkesin aynı şırıngayla aşılanmasına itiraz edince orduyu isyana teşvik ettiği iddiasıyla tutuklandı. Askeri mahkemede yargılandı. Aşı yaptıracaklardı. O zaman AIDS çıkmış. Herkes Avrupa'dan, Amerika'dan geliyor. Herkes biliyor AIDS'i, Türkiye'de bilmiyorlar. Yaptırmayız diye tutturdular. Şırınganın ucunu kimi dökeceğiz falan. Aramızda doktorlar var, ölmez bu mikroptiği falan. Ben başıma ne geleceğini bildiğim için ben aşı oldum. O aşıdan oldum. Ve adımı yazdım listeye. 3 kişi, 4 kişi aşı olduk. Ondan sonra bütün mahkeme boyunca aşı olmadı diye suçladılar. Yargılama sonunda beraat etti. Babama bir şey yapamıyordu 12 Eylül. Babama yapamayınca babamın sevdiği evlat olarak bana benden de acısını çıkarmak istedi. Orduyu isyanı teşvik. Az buz değil yani. Yani savaş zamanı idamdır. Müebbet, yani müebbet bir yani. Yani biz önce yargılananlar, işte Nazım yargılanmış galiba değil mi? Nazım yargılanmış, Tarık Aydemir yargılanmış bundan. Yani bayağı ağır bir suç yani. Saçma sapan bir şey. 12 Eylül zaman yani. Hak hukuk yok tabii ki. Ama pasaportu verilmedi. Amerika'daki işine dönemedi. Özel dersler vererek yaşamını sürdürebildi. Bir yıl boyunca pasaport vermediler. Param da yok. Öğrene yerleştik eşimle. Çocuğumuz olmuştu daha önce. İkinci çocuğumuz da Türkiye'de oldu. Pasaport vermediler. Sonra Amerika'nın baskısıyla, üniversitelerin baskısıyla falan pasaport ben alabildim. Sevan daha yıllarca alamadı onu. 1987-1989 arasında Notre Dame Üniversitesi'nde yardımcı doçent, ardından 1995'e kadar Kaliforniya Üniversitesi Irvine Kampüsü'nde doçent ve daha sonra da profesör olarak görev yaptı. Ben Aziz Nesin. 1915 doğumluyum ve işin aslı yaşadığım toplumdan biraz farklı bir yapıdayım. Boyum kadar kitap yazmış, hayatımı yazmaktan kazanmış biriyim. Açık sözlüyüm, düşünürüm, düşündüğümü söylerim. Bundandır ki ömrümün uzun bir süresini ya hapishanelerde geçirdim ya ölümle burun buruna geldim. Ancak bir olay var ki yarası kapanmaz, kapanamaz. Temmuz 1993. Sivas katliamının yaşandığı gün hayatının en sancılı, en korku dolu günüydü. Türkiye'ye gelmek üzereydim. Yaz tatili için. İnternetten başın sağ olsun haberlere geliyor. Ben babam öldü zannettim. Sonra Türkiye'ye telefon ettim. Türkiye'de geç saat. Saat 2 falandı. O zaman haberim oldu ancak. Hiç kimse benimle konuşmak istemedi. Anlamadım ne olduğunu. Herkes korkuyordu benimle konuşmaya. En sonunda bir arkadaşıma ulaştım. Bir arkadaşımın annesine ulaştım. Annesi ablasına verdi. Ablası da bir türlü kardeşine vermedi. Korkunç bir şey. Ama anladım bunun organize bir şey olduğunu anladım. Bu öyle halkın galeyana gelmesiyle olmaz böyle şeyler Türkiye'de. Ayıp da söylemesi belki ama en çok galiba babamın kurtulmasına sevindim yani. Ama yani araştırılmadı Sivas. Maraş da araştırılmadı, Çorum da araştırılmadı. 6-7 Eylül biraz daha fazla araştırıldı. Aradan zaman geçmesi lazım herhalde. Bunlar çok sıcak konular. Belki araştırılmaması da daha iyi olabilir. Yani denir ya bir tuğla çeksem duvar yıkılır diye. Yani alttan ne çıkacağını bilmiyoruz. Zor, siyaset zor.
hemen Türkiye'ye geldi ve sarıldı babasına. Babamın gözleri görmüyordu. Böyle gelmiş böyle gitmesi yazabilsin diye. O yazıyordu kalemle, gözleri görmeyen gözleriyle. Ben onu bilgisayara çekiyordum. Ve tek başına çalışamıyordu, yaşlanmıştı. Temmuz 1995. Babası Aziz Nesin geçirdiği kalp krizinin ardından vefat etti. Nesin Vakfı'na sahip çıkmak gerekiyordu. Kararını verdi. Artık Türkiye'de yaşayacaktı. Babam ölmeden 1-2 yıl önce karikatürist arkadaşları onu ziyarete gireceklerdi. Eski Marco Polo zamanından yaşlı karikatüristler. Beni şöyle tanıştırdı arkadaşlarına. Bazı çocuklar dedi, bazı mesleklerde doğarlar dedi. Mesela dedi, kimisi dedi müzisyen doğar dedi. Kimisi ressam doğar, kimisi şair doğar. Onların ruhlarında vardır dedi. Bu çocuk da dedi, öğretmen doğmuştu dedi. O güne kadar babamdan duymadığım bir iltifat yani hiç. Gerçekten de ben hiç sınıf büyüncüsü olmadım. Ama hep ders vermişimdir ve ders vermeyi çok sevmişimdir. 1996 yılında İstanbul Bilgi Üniversitesi'nde matematik bölümünü kurdu. 95 yılında Türkiye'ye geldiğim zaman bir defa iş bulamadım Türkiye'de. Üniversiteler bana iş vermek istemedi birçok üniversite. Bilgi Üniversitesi, o biraz daha iş bulamayanların üniversitesi. Mete Tunçay, Murat Belge falan. Orada bölümü kurmam istendi. Ne yapayım, ne edeyim diye düşündüm. Türkiye'de ne eksik diye düşündüm. Türkiye'de elit eğitim eksikti. Üniversite seviyesinde. Yani benim okuduğum okullarda seviye hep her zaman daha yüksekti Türkiye'deki okullardan. Dedim ki o seviyede bir üniversite, bir bölüm kurayım dedim. En üst seviyede, olabilecek en üst seviyede. Ve Matematik Köyü'nün ilk tohumları 1998'de Antalya'daki bir yaz okuluyla atıldı. Öğrencilerin seviyesi yeterli değildi. Onlara fazla dersler verdim, akşamları evime aldım, partiler de verdik falan ondan sonra. Sonra hafta sonları vakfa aldım. Yetmiyor, meslek olarak hissetmiyor matematiği. Bir yaz onları Antalya'ya götürdüm. Antalya'daki üniversiteye birlikte bir yaz okulu yapacağız. Bir pansiyon ayarladık orada. Ondan sonra olağanüstü geçti. Baktım çok iyi gidiyor bu, gelecek yaz bir daha yaptık. Ardından namı yürüdü. Her üniversiteden katılanlar oldu. Bodrum, Şirince, Amasra, Bozcaada, Çanakkale. Her yaz başka bir yerde toplanıp 1,5 ay sabah akşam matematik çalışıyorlardı. Yurt dışından kerli ferli matematikçiler gelip ders veriyordu. 10 yıl boyunca Türkiye'nin 10 farklı yerinde yaz okulu yaptım. Sonra giderek zorlaştı bu işler. Turizm patladıkça bizim zorlaşıyordu. Biz giderek İç Anadolu'ya, dağa falan doğru çıkıyorduk çünkü çok pahalı gelmeye başlamıştı. Ders yapacak yer, yatacak yer, yemek yiyecek yer. Yani 3 farklı kurumla anlaşman gerekiyor. Bir tanesi vazgeçiyor. Çünkü daha yağlı müşteri çıkıyor. Artık matematiği nasıl paylaşacağını bulmuştu. Baktım bu iş yürüyor, böyle bir ihtiyaç var Türkiye'de. Ya dedim kendi yerimiz olsa dedim. Çünkü benim de 15 günüm oluyor. 15 gün önce ben Türkiye seyahatine çıkıyorum. O kasaba, senin o kasaba benim. İşte okullarla, Milli Eğitim Müdürlüğü'yle konuşuyoruz. Olmuyor tabii, her zaman olmuyor. Başka yere gidiyorsun. Ya dedim, bir de gittiğimiz yerde ders yapıyoruz. Birdenbire düğün başlıyor. Ayda! Sürekli müzik, sürekli eğlendirmeye çalışıyorlar bizi. Bizi eğlenmek istiyoruz ama öyle eğlenmek istemiyoruz. Biz düşünmek istiyoruz. Dedik ya kendi yerimiz olsa, bir kendi yerimiz, kül üstü bir şey olsun, kötü, çok iyi olmasına gerek yok. İzmir'in Selçuk ilçesi Şirince köyü. Başlangıçta çalı çırpıdan içine girilemeyen 10 dönümlük bir arazi ve bir de hayalleri vardı. Sevan da bu evi Müjde sayesinde keşfetti. Eşi Müjde sayesinde. Müjde üniversite yıllarındayken 330 paraya bir ev almış. Burada çok sevmiş. O sayede. Sevan burada diye geldik buraya tabii ki. Biz baharda gideriz. 5-10 bin lirayla adam ederiz falan diye. Sevan da buradaydı işte. Sevan Nişanyan. Ona açtım planları. Bayağı bir 3 yıl boyunca plan yaptık. 3 yıllık bir projeydi bu böyle. Sonra burada başladık işte. Çok az paraları vardı. 4-5 de işçileri. 2007'de başladık buraya. Burada hiçbir şey yoktu. Burada o hamamları öğrenciler yaptı. 50'den fazla vakıf çocukları, 14 yaş üstü çocuk ki çalıştırdık burada. Benim öğrencilerim, benim kendi çocuklarım.
üniversiteden öğrenciler çadırlarda kalarak, ben de çadırda kaldım tabii ki, hep beraber burada çalıştık. Ancak bürokrasi gerekli inşaat izinlerini vermedi. Köyü 3 ay gibi kısa bir sürede kaçak yapmak zorunda kaldılar. Bir delilikti. İzin almaya çalıştık tabii ki, vermediler izin. Yine de başladık, yaptık. Taş bina olarak bir dershane yaptık. Derslik yani. Mutfak yaptık. O da prefabrikti. Ya zamanımız olmadığı için prefabrik yaptık. 6 tane prefabrik oda vardı galiba. 4 tane koğuş vardı. Bir de amfiteyatro yaptık. Aziz'in amfisi. Çok güzel oldu orası. Benim en sevdiğim yerdir. Köyü kurmuştu ancak nasıl yaşatacaktı? Çareyi halka başvurmakta buldu. Oturdu, binlerce kişiye mail yazdı, bağış istedi. TÜBİTAK destek vermeyince ne yapacağız? Üniversitelerden para alamıyoruz, üniversitelerden parası yok. Ama liselilere, liselerden para alabiliyoruz. Anneler, babalar lise öğrencilerine para veriyorlar. İki program yapıyorduk o zaman. İki lise programını 6 programa çıkardık. Oradan para geldi, yazı çıkardık. Ekim'de kasa tam takır. Ne yapacağız, ne edeceğiz? Okullar gelsin. Burada kışın, sonbaharda, ilkbaharda İzmir'de öğretmen arkadaşlarım vardı. Dedim okullara şey yapın. 3-5 tane okul geldi. Duyuldu. Çok hoşlarına gitti çocukların. Çok okul başvurdu. Büyütmek gerekti. Kökü artı köküş ne demek? Kökü artı köküş kaç diye sormadan önce kökü artı köküş ne demek? Sorusu değil mi? Yani sana şimdi Macarca biliyor musun hiç? Şimdi ben sana Macarca bir teorem yazsam, kanıtla bunu desem sen ne dersin bana? Ne diyor ki bu ders, değil mi? Ne diyor ki bu ders? Anlamını ben lazım. O sene yaz okulu başladığında Nesin Matematik Köyü'nün gazetelerde tam sayfa haberleri çıktı. Proje çok cazip, Türkiye'de benzeri yok. Tamamen gönüllüler üzerinden işleyen bir akademik kamp. Dünyaca ünlü profesörler katılıyor. Biliyordum başıma bunlar geleceğini. Duyursam bilinecek, biliyorum geleceklerini. Kimlerin geleceğini de biliyorum. Şimdi bir köy olduktan sonra insanlar bağışta bulunuyor. Bir şey var, gördüler. Bir etkinlik var, bir şey yapıyorlar bunlar. Ama en başta ne vardı? En başta benim rüyalarım vardı. Benim rüyalarıma bağışta bulundu. Kim bunlar? Halk. 10 lira, 20 lira, 100 lira. Yani gözlerim bulanırdı. Çok affedersiniz ancak bu kadar yollayabiliyorum diye. Hiçbir şey yok ortada. Bana güvenmiş. Belki de babama güvendi tabii ki. Nesin soyadına güvendi. 300 bin lira. O zaman için 300 bin lira az para değil. 200 bin dolar falan ediyor herhalde. Ama 300 bin lira bir de jandarmalar da geldi tabii ki. Görülmemiş bir baskın. Ve bizi buradan götürmek için ellerine gelen şeyi yaptılar. Yani sadece kapatmak değil. Buradan çıkmamızı istediler. Çıkmadık ama. İdeal eğitim mekanı nasıl olur? Yıllar boyu bunu konuşmuşlardı. Sevan burada diye 95'ten beri yılda bir iki defa gelirdim. Evler böyle nasıl böyle tık 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 yıkılıp yok olduğunu gördüm. Önce damın bir kısmı çeker, ondan sonra hepsi çeker, sonra pencereleri çalınır, sonra benim ne olur, sonra taş falan, ondan sonra keçiler otlar orada. Kaç tane ev böyle gözümün önünde gitti. Sevan işte birkaç tane evin öyle yok olmasına izin vermedi. Olağanüstü güzel bir yer yaptı. Çok orijinal bir yer yaptı. Daha çok yurt dışından birçok turist geldi. Ve yavaş yavaş orası, onu görenler birkaç kişi daha ona benzer şeyler yaptı. Ve şimdi bu sayede şu anda bir büyük bir süpermarkete benzedi şu anda. Bayağı iyi kazanıyorlar oradaki köylüler. Ve bu adamcağızın bu kadar Türkiye'de tabii sözlüğü var. Muhteşem bir eser. Çok sıra dışı bir insan. Bu adamı Türkiye'den kovduk sonuç olarak. Olan bu oldu. Haklıydı, haksızdı, suçluydu, suçsuzdu. Suçluydu tabii ki. Tabii ki suçluydu. Hiç kuşku yok suçluydu. Ben de suçluydum. O da suçluydu. İkimiz de suçluyduk. Yasalar hayır diyor, sen yapıyorsun. Ama doğrusunu mu yaptık? Evet. Güzelini mi yaptık? Evet. İyisini mi yaptık? Evet. Yani iyi, doğru, güzel üçü birden buluşmuş. Yani kim hayır diyebilir ki? Şimdi imar barışına girdik. İmar barışına girdik. Şimdi iznimiz var. Yani en azından mesken iznimiz var. Vakfın geleceğini düşünen Aziz Nesin, bir matematik enstitüsü kurulmasını vasiyet etmişti. Oğlu Amerika'da kalmasın, Türkiye'ye dönsün diye. Tek derdim vardı, hoşuma giden şeyi yapmak. Benim böyle, yani ben öğretmeyi seviyorum, matematiği seviyorum, öğretmeyi seviyorum, matematik öğretmeyi seviyorum. Yani başkası için yapmadım ki, kendim için yaptım. Geçenlerde neydi bakayım,
Ha, oğlum yapıyordu. Oğlum kesir sayıları öğreniyor. Basit kesirli, basit kesirlermiş de, bileşik kesirlermiş de, tam sayılı kesirlermiş de, benim hiç hayatımda böyle şeyler umurumda olmadı ki. Özü ne? Bana özünü söyle. Ne? Yani basit kesir nedir diye bir soru olur mu? Yani, üçgen de öyle. Üçgenin tanımı bilmem neyse. Yani, tanım çok önemli tabii ki. Ama yani onun bir yeri gelir de tanımını verirsin. Dudukya tanım verilmez ki. Tanım basit tanım verilmez ki. Biz öyle yapmıyoruz. Biz üniversitede araştırmacıların yaptığı matematiği, araştırmacıların ilgilendiği matematiği anlatıyoruz. Öğretmenlerin ya da işte ne diyorlar, ÖSS mi diyorlar, ne diyorlarsa işte o üniversite sınavlarına ilgilendiği matematiği değil. Buradan bir tane al, Q1 diyelim, buna Q2 diyelim, ondan sonra buna Q3 diyelim, buna Q4 diyelim, Q4 bunlar. Burası burada Q1 artı Q3 var. Bir defa ispat yok matematikte. Eğitimde ispatlamıyorlar. Ne demek bilmiyorsun eğitimde, matematikte ispat olmaması? Türkçe dersinde sözlük okumak gibi bir şeydir. Edebiyat dersinde ya da anlamsızdır. Bir bilim şeyi değildir. Ne doğru, doğrular listesi değildir. O doğruların niye doğru olduklarıdır. Onu bulduktan sonra karşı geliyorsun. Olguyla yetinirsen eğer, taş yere düşüyorla yetinirsin sadece. O taşın niye, hangi hızla yere düşünüyor, bunu bilirsen ondan sonra yer çekimine karşı çıkıp aya da gidebilirsin. Formülü ezberliyorsun, o kadar. Sadece fizik değil, matematik de öyle, kimya da öyle, her şey öyle. Ezbere dayalı, öğretmenler de bilmiyorlar ki öğretsinler. Sonra ortaya çıktı ki meğer bilmiyormuşuz. O da doğru mu? Ali Nesin matematik üzerine düşünmeyi öğretiyor. Aslında biz zorluktan korkmuyoruz ki. Biz sınavdan korkuyoruz, başarısızdan korkuyoruz. Türkiye eğitim sistemi çok fazla başarıya odaklı. Yani o iki saatlik sınavda, üniversite sınavında bütün çocuğun geleceğini, bir gencin geleceğini etkiliyorsun. Çok acımasız bir sistem. Hep başarılı olmasını istiyoruz. Bu doğru değil ki. Hep başarılı olan birisi hiç başarılı olamaz ki. Einstein'ın kaç tane başarısı var ki hayatta? Yani Einstein hep başarılı olsaydı herhangi bir şey bulabilir miydi, yeni bir şey bulabilir miydi? Ya önemli olan çalışan öğrenci, başarmak isteyen öğrenci. Ya yani umursamayan öğrenci de, yani umursamayan öğrenci de başaramaz. Siz sorarlar bana, siz üniversite sınavı yapacak olsanız, kendi öğrencinizi kendi seçecek olsanız ne yaparsınız? Çok zor bir soru sorarım. 4 saat, 5 saat süre bırakırım. Kimse çözemez tabii ki. Ama birçoğu çeker gider. En sona kim kalmışsa onlar alır. Bu da benim başarı kriterim. Buranın adı C kare mi? Buranın adı AB bölü 2 mi? Bu bir dik üçgen, değil mi? Alanın iki yerlerin çarpımının gerisi mi? Evet. Peki, bundan 4 tane mi var? Evet. Bakalım. Alfa, beta, teta, bir doğru açı mı? Evet. Güzel. Alfa artı beta artı teta eşittir? 180 derece. Bu da zaten üçgenin iç açıları değil mi? Evet. Anladınız mı iç açıları toplamının neden 180 derece olduğunu? Biz en çok neyi severiz? En çok hangi, ne zaman mutlu olmuşuzdur? Kendimizi unuttuğumuz zamanlar mutlu olmuşuzdur. Top oynarken mesela kendimizi unuturuz. Bir sinemada. Kendinden geçmez misin? Ya korkuyorsun ya. Biliyorsun sinema olduğunu. Sinema olduğunu biliyorsun. Ödün patlıyor. Öldürecek bilmem ne yapacak falan diye. Nasıl mümkün bu? Çünkü kendinden geçmişsin de ondan. Değil mi? Biz ondan mutlu oluruz. Kendinden geçen, kendinden geçmekten zevk alan öğrenci istiyorum ben. Kendinden geçerek eğlenen öğrenci istiyorum. Nesin Matematik Köyü'nü benzersiz yapan şey sadece bir bilim köyü olması değil. İMC usulüyle kurulmasıyla da dünyada bir ilk. Köye gelen öğrenciler yeteneklerine ve fiziksel güçlerine göre bulaşık, yemek, sulama, temizlik, ağaç dikme gibi görevleri üstleniyor. Ben ilk 2009'da öğrenciyken buraya yazın gönüllü olmak için geldim ve ondan itibaren devam ettim çalışmaya. Okul bir şekilde devam etti, okulda bitirdim ama öncelik tabii ki burası oldu benim için. Buranın işletme müdürlüğünü yapıyorum. Burada yaşıyorum. Köyle ilgili
Sürekli bir işler oluyor. Koşturmacı içindeyiz sürekli. İşte 2007'de kurulmuş. Ben 2009'da geldim. İşte o zaman bir yılda 500 kişi geliyordu ortalama. Şu an en son 2018'i bitirdik. 15.800 mi 16.000 civarında kişi, öğrenci veya katılımcı burada bulunmuş, burada ders görmüş, burada yaşamış durumda. İnanılmaz şekilde büyüdük. Ki hala da öyle şekilde talepleri zaten karşılayamıyoruz. Ben çok gençken başladım. Burada büyüdük. Köyle beraber. Onun bu fikirlerinden hep haberim vardı. Ali önce yaz okulları yapmaya başladı Türkiye'nin değişik şehirlerinde. Onlara da gidiyordum. Matematik köyü öyle başladı ama ondan sonra gelişti. Sadece yaz okulu olmaktan çıktı. Farklı amaçlı dersler verilmeye başlandı. Yani sırf matematik için yapılan matematik dersleri de var. Lisedeki derslere yardımcı olacak matematik dersleri de var. Lisans seviyesinde üniversite öğrencileri için, yüksek lisans ve doktora seviyesindeki öğrenciler için de dersler var. Ve bu dersleri dinlemek isteyen öğrenciler de kendi istekleriyle geliyorlar. Bu dersleri vermek isteyen hocalar da kendi istekleriyle geliyorlar. Bu matematikte çok önemli. Yani özellikle kendi istekleriyle lafını vurguluyorum. Dolayısıyla ben burası açıldığından beri varım. Hatta burası açılmadan evvel de vardım. Ve sanırım hayatımın sonuna kadar da her sene hiç olmazsa birkaç hafta olacağım. Benim derdim matematik propagandası yapmak değil. Bir insan zaten matematiğin eksikliğini hayatında hissetmiyorsa, o insana illa gel otur kardeşim sana hayatında matematik ne kadar eksik onu bir anlatayım. Ondan sonra da matematik öğreteyim demem. Zaten bir şekilde matematiğin güzelliğini veya kendi bilgisinin eksikliğini hisseden bir sürü öğrenci var. Ve mesela şu anda içinde bulunduğum programda yetişkinler için matematik anlatıyoruz. Öğrencilerimin arasında doktor da var, tıp doktoru da var, diş hekimi de var, ekonomist de var, ticaret adamı da var. Yani her meslekten insanlar akıllarının bir köşesinde kalmış ve buradaki matematik ve felsefe konuşmalarını dinlemek için geliyorlar. Yaşlar küçüldükçe çok daha verimli geçtiğini düşünüyorum ben. Bu benim kendi gözlemim değil. Bunu Ali Bey'in, Ali Nesin'in bize anlattığı şeyler aslında. O dediği yaş büyüdükçe anlatma ve anlama biraz daha zorlaşıyor sanki. İlkokul çocuklar geliyor buraya. Bu bahar ve sonbahar dönemlerinde. İşte ilkokul 4'ten itibaren. Ali Hoca onlar ders anlatırken çıktığı enerjiyi, ondan aldığı keyif, feyiz bambaşka oluyor. Muhtarım belki ilk defa belki de kendi başına düşünmeyi onun farkına varıyor. Bir soru veriyor mesela, bir konu anlatıyor, bir soru veriyor. İki saat önce Ali Hoca, ben çok takip izliyorum, çekiliyor kenara. Öğrenci yalnız başına kalıp kendi başına o soruyu çözmekle uğraşıyor. Ve onun çözdükten sonraki aldığı haz muhtemelen bambaşka bir şey. Hoşunuza gitti mi? Evet. Güzel değil mi? Bak, 20. Amerikan Başkanı James Garfield. O kadar basit bir şey yapmış ki. Gitmiş, bu ispatın yarısını almış. Sonra kendini adıyla alıyor. Müthiş. Bak, yaptığı hareket şu. Şöyle çekiyor, tamam mı? Şurayı siliyor, burayı görme. Ne oldu burada bir dik yamuk, değil mi? Evet. Alt tabanı arz taban ve yükseklik artı be. Aynı şekilde buraları birleştiriyor, bütün hesap böyle. Bu geçen yaz vardı. Bir öğrencimiz vardı. İki haftalık programa gelmişti. İkinci hafta lisans derslerine girdi. Bir iki hafta da Ali Bey ile konuşuldu. Gitmesi izin vermedi. O çocuk sanırım en son doktora derslerine giriyordu. Lise öğrencisi bu. Ve doktor öğrencilerinden muhtemelen daha iyi anlayıp daha iyi çözümlemeler yapıyordu. Her sene birkaç kişi oluyor böyle. Ali Hoca'nın wow dediği böyle hani bu bambaşka çocuk dediği çocuklar oluyor burada. Yüzlerce insanın bağışlarıyla inşa edilen matematik köyüne katkıda bulunanların isimleri mermer plakalara yazılmış. Popüler sanat dünyasından isimleri de barındıran bağışçılar, köyün hala ayakta kalabilmesi için gerekli katkıyı sağlıyor.
İki tane var. Bir tanesi burada. Bu da ilk yıl. İlk yıl bize güvenip de bize bağışları veren kişilerin adları yazıyor burada. Tabii yani çok var veren. Yani 300 bin lira bağış geldi ama azar azar geldi. Bunlar belli miktar üstünde bağışta bulunanlar. Ama 10 lira 15 lira veren isimsiz kahramanlar da var. Ve kendilerine burada herkesin huzurunda teşekkür etmek istiyorum. Çok 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 güzel bir işe katkı sağladılar. İşte burası da ilk bağışlarımızdan Oğuz Özel'den evi. Küçük bir odadır. O zaman tabii asfamız olduğu için her şeyi küçük yapıyorduk. Bu köyde meydanlara, caddelere ve binalara Aydınların ve Matematik Köyü destekçilerinin isimleri verilmiş. Bunun da hikayesi ilginçtir. Ne var ne yok yolu. Buraya izin almak istediğim zaman vermediler çünkü yolu yok dediler. Yol vardı, yok ya yok dediler. Ya var dedik, yok dediler ama kadastral değil dediler. Kadastral yapmaya çalıştık, olmadı. Ondan sonra adına ne var ne yok yolu koydum. Köyün ekmek fırını da var, bostanı da. Şimdi şu anda Muhtariyet Caddesi üzerindeyiz. Sağ tarafta bol kepçe lokantamız var. Üstü açıktı. İlk yerimiz burasıydı. Yemek yiyecek yerimiz burasıydı. Üstü açıktı. Burası istasyon denilen yer. Gelen öğrenciler önce buraya gelirler. Bavullar falan tam istasyona benzer. Kütüphanenin bile bir hikayesi var. O zaman Semanlık Küsüs yine inşaatı asbakadar ben yürütüyorum işte. İşçiler biliyor daha doğrusu. Bu işini yapın, şu işini yapın falan diyorum. Ama hep küçük evler yapıyoruz. Küçük, her şey küçük. Yani küçük yaptığın zaman hata yapmak çok zor. Hata yaparsan da yıkarsın, düzeltirsin yani. 3-5 kuruş kaybedersin. Kütüphane yapacağız. Orada çok güzel bir bayır vardı. Yemyeşil bir bayır vardı. Çok da severdim orayı çünkü sıcak yaz akşamları oraya çıkardım. Oradan rüzgar inerdi böyle bir meltem bir şey. O bayırın alt tarafını mı üst tarafını yapalım diye düşünüyorum falan. Uzunca bir düşünce döneminden sonra üst tarafını yapmaya karar verdim. Kepçe geldi, gördüm kepçeyi. Sonra fikir değiştirdim. Ya alt tarafı yapalım dedim. Şimdi eve gittim, geldim bir de baktım ki bütün bayır, altı üst hepsi gitmiş. Bir toplu mezar alanı kalmış orada. Yani güzelim köyü, güzelim bayırı mahvettik. Yani gecelerim kaçtı. Yani uyku uyuyamaz hali. Yani oraya büyük bir şey yapmak lazım. Doldurursan üstte bina yapamazsın ki. Mecburen Seman'la barıştık. Ben oraya büyük bir şey yapamam. Büyük bir şey yapacağız. Çünkü büyük bir şey, yani onu yıkamaz. Maliyeti 500 bin lira. Çalışma alanlarıyla yaşam alanları iç içe. Sessiz ve dünyadan kopuk. Burası cennet bahçemiz. Yazın, hatta ilkbaharda bile yastıklar, kanepeler, koltuklar her yerde böyle sanki iç mekanmış gibi. Yani dış mekanı iç mekana taşırız. Çok güzel olur. Küçük küçük masalar, sehpalar. Burada böyle, yani her akşam burada onlarca öğrenci dertleşir burada böyle. Öğrenciler şikayet ettiler, dediler çadırda kalanlar. Öyle uyuyacak yerimiz yok çünkü çok sıcak oluyor dediler. Onun için bir uyku mevkii yaptık. Ormanın içinde yataklar koyduk oraya, kanepeler koyduk. Öğle vakti oradan geçerseniz eğer hafif bir horultu duyarsınız. Ezici değil, sevimli bir ortam. Yukarıda hamamlarımız var, mavi kubbeler hamamlarımız. Kızlar ve erkekler hamamı. Burası da Feza Gürsey kıraathanesi diyoruz. Tabii baharda gelmek lazım. Baharda burası yemyeşil oluyor her yer. Bir de güzel bir yeşil oluyor. Cam yeşili. Bu köyde koğuşlarda yatılıyor. Hocalarla öğrenciler bir arada yaşıyor. Orada Nazım Terzioğlu koğuşu var. Tosun Terzioğlu'nun babası. Bunlar ilk koğuştu. Burası ilk köyün ilk kısmı. Eski köy burası. Yani Eskişehir denir ya. Eski tarihi köy burası. İlk burayı kurduk. Jandarma burasını mühürledi işte geldiği zaman. Burası da köy meydanıydı eskiden. Köyün en popüler yeri burasıydı. Şu köy meydanı orası.
Burası kızlar koğuşu. Kızlar orada kalıyordu. İlk yılda ilk yani ad vermek gerekiyor. Çünkü yani söylemek gerekiyor. Şurayı temizle, burayı temizle falan diye. Orada kızlar koğuşu, erkekler koğuşu bir tarafta. Bu zindan. Niye adı zindan bunun? Burası biraz fazla kuytu oldu. Diğerleri kadar böyle neşeli olmadı. Hoşuma gitmedi doğrusu. Dedim şu öğrencilere korkutucu bir ad vereyim ki önce gölge zindan korksunlar, içeri girdikleri zaman da ha o kadar da kötü değilmiş desinler diye. Ama şimdi köyün en güzel koğuşu bu oldu. En güzel derken en güzeli ve en sevindi çünkü güneş görmüyor. Mekan yönetimine öğrenciler de bir fiil katılıyor. Burası da şimdi içinde bulunduğumuz yer Aziz Nesin ofisi. Benim en sevdiğim yer burasıdır. Ben burada ders veririm. Üniversite öğrencilerine daha çok çünkü az sayıda var. 30-40 tane öğrencisi var buraya. Rahat rahat. En hoşuma giden amfi burasıdır. Aziz Nesin'in büstü de burada. Gelin. İşte ben doğduğumda babam böyleydi. 40 yaşlarında falan. Çok güzel bir köy de bu köyü güzel yapan ne? Yani ne yaptık da güzel oldu bu köy? Hiç. Sadece basit yaptık o kadar. Kimse ya ben bunu yapamazdım falan diyebilecek bir şey yok ki. Taş, toprak. Bu arada bu ilk evler şeydir. Ne de kerpiçtir. Hiçbir şey yoktu ki burada. Burada içine girilemeyecek bir şeydi burası. Çalılıktı. Yani yaptığımız ilk iş maki. Yaptığımız ilk iş burasını temizlemek oldu. Niye? Yani ihtiyaç olduysa yaptık. Organik büyüdü köy. Kullana kullana biliyoruz. Burada buna ihtiyacımız var, burada şuna ihtiyacımız var. Sadece matematik köyü değil, sanat ve felsefe köyleri de var. Bunlar da bir bizim vakıf çocuklarımızdan biri. Çayan güzel sanatlara gitti. Heykeltıraş oldu. O mezun olduğu yıldan bir yıl sonra galiba arkadaşını aldı geldi. Mermeri biz verdik onlara. 10-15 tane sanat eseri yarattılar. Çok güzeldi. Çok severim bunu. Bu şey, yorgan. Orada da bir ayak var gördüğünüz gibi. Şimdi felsefe de var, sanat da var. Dediğim gibi büyümek zorundaydık. Biz bağışlarla büyüyebiliriz ancak. Ama insanlardan bir amaç için nereye kadar bağış isteyebilirsin ki? Matematik tamam da yani bağışta bulunması gerekenler buldu zaten. İnsanlara başka bir neden daha vermek lazım. Bir de bu kadar büyük bir sadece tek bir konuya ayrılması doğru değil. Ne değerlidir de değer verilmez Türkiye'de? Sanat, matematik ya da bilim ve felsefe. İnsanın gurur duyduğu ve Türkiye'de beş para etmeyen aslında. Yani uygarlığın beşiğindeyiz biz. Avrupa'nın hemen kıyısındayız. Türkiye gibi bir ülkede liseden mezun olup da ben sanattan anlamam, ben resimden anlamam, ben müzikten anlamam, ben felsefeden anlamam, ben işte hesaptan kitaptan anlamam diyen birisinin mezun olmaması lazım. Alfa artı, beta artı, teta eşittir. Ali Nesin 2018'de matematiğe duyarlılığın artmasına katkıda bulunduğu için Uluslararası Matematik Birliği'nin çok prestijli Li Levati ödülüne layık görüldü. Lise projemiz var. Çok muhatap olduğum için büyüklerle falan böyle işte yayın evi var, çiftliğimiz var, bilmem ne yapı şirketimiz var falan böyle projeler falan. Bazen böyle birisinden bir proje getirmesini istiyorum, bir fizibilite yapsın. Bir lisem olsa öğrencilere ödev veririm. Sen derim, Güzel Bahçe diye bir yer diyelim ki, Güzel Bahçe kongresini anlatacaksın. Ve bunu bana projesini yap. 3 yıl boyunca ustası mı olacak, nereden ne kadar olacaksın, kaç kirada mı oturacaksın, o sokaktan kaç kişi geçiyor, bir başkasına diyeceğim ki, sen de diyeceğim işte bir orduyu şuradan şuraya götüreceksin, ne lazım, sana gitmesi ne lazım, ne kadar para harcayacaksın. Proje yapsın yani hesap kitap yapsınlar, bir ayakları yere değsin. Bunu yapamıyorlar. Soyut hiçbir şey olmadığı gibi somut da bir şey yok.
Ali iyi bir matematikçi. Ve bu emek verme işini Türkiye'de en iyi yapan insanlardan biri. Hayatın ne olduğunu da biliyor Ali. Yani hayatın zorluklarını da yaşamış. Çok imkanların çok iyi olduğu yerlerde de bulunmuş. İmkanların çok kötü olduğu yerlerde de bulunmuş. Ve fakat bütün bunların içinde her zaman matematiği baş köşeye koymuş bir arkadaşımız. Bence Ali Nesin gibi bir insanın Türkiye'de matematikçi olmasının, Türk matematiğinin öğretilmesinde çok büyük bir önemi var. İyi ki Ali matematikçi olmuş.